Merhaba. Şimdi anlatacağım konunun gerçek tıp açısından nasıl olduğunu merak ediyorsanız yukarıdaki linke tıklayabilirsiniz. Normalde aç kaldığımızda kan şekerimiz düşer. Hemen insülin karşıtı glukagon hormonu devreye girer, karaciğerden ve yağdan bize şeker sağlar. Karaciğer kendi içinde depoladığı glukozu hemen kana verir. Hiçbir şekilde kendini düşünmez, elinde avucunda ne varsa hepsini veren bonkör bir organdır. Buna karşın kaslar cimridirler. Ellerindeki şekeri bırakmazlar. Normalde şeker hücrenin içerisine girdiği zaman yalnız başına bırakılmaz. Hemen ona bir fosfat kelepçesi takılır. Fosfatlı şeker hücre dışına çıkamaz. İşte kaslarda bu fosfat kelepçesini çıkartan enzim yoktur. Dolayısıyla şeker herhangi bir şekilde hücrenin içerisine girdikten sonra bir daha asla dışarı çıkamaz. Kaslar isteseler de şekerlerini veremezler. Kasların bir diğer özelliği de vardır. Sizin şekeriniz düşük mü, yüksek mi ona bakmazlar. Eğer kaslarınızı çalıştırıyorsanız, yani aç karnına spor yapıyorsanız, kan şekeriniz düşük olsa dahi hemen şekeri alırlar. Bu kendi içlerindeki bir glikoz taşıma mekanizmasından köken alır. Bunun en iyi örneği profesyonel sporculardır. Bunların içerisinde bisikletçileri sayabiliriz. Bisikletçiler son derece zayıftırlar ve 250 kilometrelik bir yarış içerisinde önce karaciğerindeki glukozu kullanırlar, sonra ise mutlaka beslenmek zorundadırlar. Çünkü yağları yoktur. Herhangi bir şekilde yağdan glukoz elde edilme şansı yoktur. Yarış boyunca eğer düzenli beslenmezlerse hemen performansları düşer. Siz ise aç karnına spor yaparsanız aslında yağ yakmanız için en iyi yöntemi kullanıyorsunuz demektir. Hiç merak etmeyin, kan şekeriniz düşse dahi yağınız varsa, fazla kilonuz varsa hem karaciğer hem de yağlardan glikoz elde edersiniz. Bu konu her zaman için bana ilginç gelmiştir. Umarım sabrınıza değmiştir efendim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.